Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, kısaca TEİ tarafından üretilen ve ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey'e güç verecek olan insanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış 2 TİTS-1400 motoru Mart ayı sonu itibariyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'a teslim edilecek. TEİ Genel Müdürü Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 2023 yılında en büyük hedeflerin ilkinin yerli genel maksat helikopteri Gökbey için ürettikleri motor olduğunu ifade ederken, Türkiye'de tasarlanmış, geliştirilmiş ilk milli turbofan motoru TİTF-6000'in de İlk çalıştırılmasının yapılacağı not düşürmüş, insan uçuş olgunluğuna ulaşmış 2 adet TİTS-1400 turboşap motorunun da Mart ayı sonu itibariyle teslim edileceğine yönelik kendisinin kısa açıklamalarıyla sizlere veda ediyoruz. Milli helikopterimiz Gökbey'in bizim yerli ve milli TİTS-1400 motorumuzla yerden kalkması, uçması, gökyüzüyle buluşması olacak inşallah. Bunun yanında diğer bir hedefimiz de Türkiye'nin en büyük motoru da Türkiye'de tasarlanmış, geliştirmiş en büyük motor dediğimiz TF-6000'in ilk çalıştırmasının yapılması. İnşallah onun için de var gücümüzle çalışıyoruz bu yıl içinde onu yapmak için. TS-1400 turboşaft motorumuz normal proje takvimine göre biraz da hatta erken giderek uçma, insanlı uçuş olgunluğuna ulaşmış ilk iki motorumuzu aslında onu da söyleyeyim Mart sonu itibariyle vereceğiz inşallah. Şu an şimdilik bir şey gözükmüyor. Yani şuradan 2 hafta kaldı diyelim. Bu iki motorumuz tabi biliyorsunuz daha önce TAİ'ye biz motor teslim etmiştik. Bu daha çok entegrasyon çalışmalarını başlatmak içindi. Tabi biz bu arada motor olgunlaştırmaya ve insan taşıyacak olgunluğa, insanla uçuş yapabilecek olgunluğa getirmek için var gücümüzle çalıştık.